Dışarıdan çok ses geliyor. Komşular niye parti yapıyor ki şu anda? Etraf sessiz olması gerekiyor. Hayır, ben flu'yum ya. Ev zaten hayvanat bahçesi. Şaka gibi. Herkese merhaba. Kariyer kılavuzuna hoş geldin. Eğer yakın bir zamanda üniversite giriş sınavına girecekseniz Türkiye'de bulunan ya da Amerika'daki sınavlara hazırlanıyorsanız, bu SAT olabilir, TOEFL olabilir, bir stres altındaysanız, genel olarak sürekli ben bunu yapabilir miyim tarzı kafanızda sorular varsa bu video sizin için. Bugünkü konuğum sizi Türkiye'den tanıyor olabileceğiniz başarılı yazar Mümin Sekman. Bana her zaman sorular geliyor. Gizem hocam, sen neler okuyorsun? Kitap olarak bize lütfen söyler misin? Bize önereceğin kitaplar var mı? Kişisel gelişimle alakalı diye. Açıkça söylemek gerekirse Mümin Sekman kitaplarını ben kaç defa okuduğumu hatırlamıyorum. Çünkü benim normal kendi kariyerimde, gelişimimde kafam dağıldığı zaman eğer Türkçe kitap bakıyorsam en çok okuduğum yazar Mümin Sekman oluyor. Çok şanslıyım ki Mümin Sekman'la Amerika'da tanıştım ve benim çalıştığım şirketlerde gelip beni ziyaret etmişliği de vardır. O yüzden sizinle bu içten samimi sohbeti paylaşmak benim için gerçekten çok gurur verici olacak. Çünkü bu videoda gerçekten o motivasyon bulacağınızı, eğer özgüveninizde azıcık bir sarsılma varsa, eğer bir şekilde stres yaşıyorsanız özellikle bu gelecek olan sınavla alakalı, bu video sizin için yararlı olacağını düşünüyorum. Gelin Mümin Sekman'a sizin sorduğunuz soruları sordum ve cevaplarını birlikte dinleyelim. Mümin Bey, nasılsınız? Türkiye'desiniz şu anda biliyorum. Öncelikle nasıl olduğunuzu merak ediyorum. Bu salgın zamanınız nasıl geçiyor? İlk öyle başlayalım. Ben gayet iyiyim. Yani özellikle hani yazarlar zaten biz gönüllü karantina insanıyızdır. Yazmış olduğumuz her kitapta bir karabatak modu dediğim bir mod var. Duvarımda bir slogan vardır benim. Başarı en sevdiğin arkadaşlara hayır diyebilmektir. Çünkü sevmediğin insanlar iş disiplinini bozamaz. Yani sevdiğin insanlara hayır demen gerekir o kitap yazmak için. Seçilmiş izolasyon ve bir tür karantina dönemi. Şimdi biz bunu hep gönüllü yapmaya çalışıyorduk. Hep böyle sevdiğimiz insanlara bile böyle hayırlar diyerek, işte kitap yazıyorum, şu anda görüşemem diyerek. Ama şimdi karantina bunu doğal bir ekosistemini oluşturdu. Yani dolayısıyla iç disiplininizi fazla kullanmak zorunda kalmadan, bu anlamda şey var, bir atasözü var. Dünyayı sel basmış, ördeğe gün doğmuş diye. Yani yazarlar için karantina koşulları aslında iyi de bir şey. Yani okunmamış kitaplar vardı böyle. Alınmış ama okunmamış, suçluluk duygusu kaynağı olan kitaplar. Onları böyle bir bayağı bir stoklardan erittim. Aklıma gelen fikirleri yazdım. Böyle bir tür iyi bir dönem oldu. Benim açımdan söylediğim gibi iyi geçti. Öncelikle size teşekkür etmek istiyorum buraya geldiğiniz için. Ben zaten sizi hani Amerika'da geldiğiniz zaman sürekli görüyorum. İnanılmaz keyifli zaman geçiyoruz. Kitaplarınızı kaç defa okudum bilmiyorum. Hatta ben ilk kanala açtığımda sürekli öğrencilere diyordum ya bu kitapları okumalısınız üzerine. Çok fazla soru gelmiş. Geçen Instagram'dan yayına geçtik biliyorsunuz. Hani sorduk ne sormak istersiniz diye. Genel olarak gelen sorulardan birçoğu atalet üzerine, eyleme geçme kapasitesi üzerine. Şu an sınavlar geliyor biliyorsunuz, üniversite giriş sınavları, birçok öğrenci stres altında, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu eyleme geçme kapasitesi, atalet üzerine birazcık konuşabilir miyiz? Siz neler söylemek istersiniz öğrencilere? Ataleti şöyle düşünebiliriz. Bir yapabileceklerimizin limiti var, bir de yaptıklarımızın limiti var. Bu yapabileceğimizin limitiyle yaptığımız limiti arasındaki boşluğa başarı boşluğu diyoruz. Başarı, hayatımızdaki başarı boşluğu. Çünkü kapasitemiz de var ama kullanmıyoruz. Şimdi ataleti yenmek ne demek? Potansiyelini performansa çevirmek. Potansiyel içte ve görünmüyor. Ama performans dışta ve görünürlük kazanıyor. Yani performans potansiyeli görünür hale getirmek. Burada tabii bir ince bir işçilik gerekiyor. Yani iç dünyamızda o potansiyeli performansa çevirmek gibi bir, işte büyük bir laf ama bunun alt kırılımları var. Bu potansiyeli performansa çevirmek için değerlerimiz üzerine çalışmamız gerekiyor. Düşüncelerimiz üzerine çalışmamız gerekiyor. Duygusal yapımız üzerine çalışmamız gerekiyor. Davranışlarımız üzerine çalışmamız gerekiyor. İç konuşmalarımız üzerine çalışmamız gerekiyor. İç ilişkimiz, kendimizle ilişkimiz, kendimizi nasıl görüyoruz, kendimize nasıl davranıyoruz, bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Hayallerimiz üzerine çalışmamız gerekiyor. Hatıralarımız üzerine çalışmamız gerekiyor. Yani zihinsel arşiv kayıtlarımız, database'imizdeki hangi verileri öne çıkartıyoruz. Şimdi bunlar insanın iç dünyasının katmanları gibi düşünelim. Ataletli insan yılgın, yorgun, tükenik,
bir insan olmak yerine daha çevik, daha aktif, daha etkin, daha üretken, daha başarı odaklı bir insan haline gelmek. Şimdi bu halimizi buna dönüştürmek teknik bir işlem gerektiriyor. Bunun kendiliğinden olmasını beklemek çok doğal bir şey değil. Bu kendiliğinden pek olmuyor. Atalet öğrenilmiştir ve ataleti asla tek boyutlu düşünmeyin. Yani sadece davranış, yani canım ders çalışmak istemiyordan öte bir şeydir atalet. Arka tarafta bir zihniyet var. Yani bir mindset'tir, mentalitedir atalet. Zihniyet demek ne demek? Çok boyutları var. Yani bir ızgara gibi bir sürü boyutları var. İşte düşünce, ataletli düşünceler, ataletli duygular, ataletli davranışlar, ataletli alışkanlıklar, ataletli günlük rutinler, ataletli hayaller, ataletli hatıralar. Bu anlamda adeta bir içsel işçilik göstererek, kendi iç dünyamıza dönüp, iç dünyamıza iltica edip, hatta karantina böyle için, böyle bir dönem için, içsel restorasyon için iyi bir dönem. Bu bir tür Fransız ihtilalinde veya Perestroika'da vardı ya Ruslarda, böyle kendini reforme etme, içsel bir reform ilan edip, kendisini olduğu halinden alıp, olması gereken haline dönüştürmek. Bunun teknik bir bilgisi var. Yani bu yapılabilir. İçsel teknolojileri öğrenen, nasıl ki yani ben kod yazmayı bilmem ama kod yazmayı bilen insanlar var. Onun gibi içsel teknolojinin bilgileri. Çünkü bu konuda şanslıyız. Artık internetten bu konuda teknik bilgilere insanlara ulaşabilir. Kitaplardan ulaşabilir. TED konuşmalarından ulaşabilir. Yani yeter ki bunu sistematik bir şekilde ele alsınlar. Atalette iki kritik ayrım var. Bir duygusal atalet var, iki düşünsel atalet var. O da şöyle ayırabiliriz. Biri düşündüğünü yapamamak, öbürü ise yaptığı üzerine düşünmemek. Şimdi düşündüğünü yapmamak örneği nedir? Yılbaşı kararları işte, diyetle ilgili kararlar, şunlar bunlar. Yani düşün, bir hayal kurar, hedef koyar kendine, kariyeri için bir takım şey koyar. Ama düşündüğünü yapmaz. Bu iç disiplin problemi demek. Otokontrol ve kendini harekete geçirememe problemi demek. Öz kontrol. Bir de yaptığı üzerine düşünmemek var. Yani birçok insan öyle ya. Hayatlarının içerisinde sürüklenip gidiyorlar. Adeta beyinler erimiş. Ben ne yapıyorum ya falan diye arada bir böyle bir geliyor bir iç ses. Ama ondan sonra o da gidiyor. Ona da bir cevap, sistematik cevap üretmiyorlar. Böyle bir akış içerisinde duygular akıyor, davranışlar akıyor. Hayatı akıyor, kendisi de bakıyor yani dışarıdan ve yukarıdan. Ruhu artık bedenini terk etmiş, dışarıdan kendini seyrediyor. Yani bu ikinci konuda şey, hani bahsettiğim, bu entelektüel atalet. Yani yaptığın üzerine düşünmemek. Ben ne yapıyorum? Olmak istediğim yer neresi? Şu anda yaptıklarımı yapmaya devam edersem gelecekte olacağım yer neresi? Yani ana hatlarıyla çerçeve olarak bunu düşünebiliriz. Atalet çok yaygın ve bununla mücadele etmeyi gerçekten profesyonel bir sistematikle gitmek gerekiyor. Çünkü dünyanın çalışma şekli de atalete itebiliyor insanları. Peki şunu sorayım. Evet, ondan bahsettiniz. Ben bunda bunu çok fazla görüyorum. Benim de öyle bir zamanım vardı aslında. Tamamen akışına bıraktım ve uzaktan izledim. Peki, fakat şunu sorayım size. Harekete geçmek, uygulama disiplini, bizi durduran şey ne o zaman? Öncelikle yani kim ve ne diye bakabiliriz. İki bakış açısı var. Kimisi olan bitenin sorumluluğunu dışarıda arama eğiliminde. Yani dünya olması gerektiği gibi değil, ben de ondan harekete geçmiyorum diye. Dışsal faktörleri suçlama eğiliminde olan insanlar var. Bir de içsel faktörleri suçlama eğiliminde olan insanlar var. Ve ben bu iki suçlama dilinde çalışmadığına inanıyorum. Yanlış tutum olduğunu inanıyorum. Yani kendinizi suçlamada, başkalarını suçlamada bir işe yaramıyor. Onun yerine öğrenme davranışı. Yani öğrenme, nasıl yapılacağını bilirsem bununla başa çıkabilirim demek. Yani bunun bir bilgisi var. Nasıl yapılır, nasıl başa çıkılırın bilgisi var. Bir, o bilgiyi teknik olarak iyi öğrenmek. İkincisi de bazen de hani bu Gestalt terapilerinde kullanılan güzel bir yöntem var. Diyorlar ki yani özgüvensizliğin mi var, korkun mu var içinde, ataletin mi var? Bu seni durdurmaya mı çalışıyor? El freni çekilmiş bir araba gibi mi gidiyorsun? Kendini öyle mi hissediyorsun? Veya göğüs kafesin içinde oturmuş bir fil mi hissediyorsun? Hani ağırlıktan harekete geçemiyorsun yani. Bütün duyguların ağır yaralı. İşte peki bu atalet hali sana ne anlatmaya çalışıyor? O korkun mesela. Korkunu düşman da ilan edebilirsin. Tam tersi onu bir dinleyebilirsin. Ya korkun sana ne anlatmaya çalışıyor? O Gestalt terapi tekniklerinde bunun çok güzel örnekleri var. Yani ataletin ona ne anlatmaya çalıştığı anlamak da önemli. Çünkü bazen de şöyle bir şey oluyorsunuz. Mesela korku ya da atalet nedeniyle
tembellik veya cesaretsizlik nedeniyle harekete geçmediğini ve bundan dolayı başarısız olduğunu düşünüyor kişiler. Ama teknik analizle alıp hani böyle artık kan değerlerine ya da algoritmanın, algı algoritmalarının detaylarına bir girip baktığınızda orada şunu görüyorsunuz. Bu insanların aslında o ataletli veya cesaretsizlikleri onlara şunu anlatmaya çalışıyor. Otur teknik donanımını geliştir. Mesela çocuk diyor ki üniversitedeyim ya da öğrenciyim. İşte ders çalışmak istiyorum ama çalışamıyorum. Beni durduran kendimim, yani ataletim ve ataletimin sorumlusu da benim diyor. Ve kendi kendini yiyor. Böylece enerjisini daha da tüketiyor. Özgüveni, öz saygısı sarsılıyor. İçsel enerjisini iç kavgalarda harcadığı için ders çalışmaya takati kalmıyor. İç savaş yaşayan ülkeler gibi düşünürsek. Dış odağa enerji kalmıyor. Şimdi bu insanlara baktığımızda, teknik analiz gözüyle baktığımızda bazen şunları da görüyoruz ama. Ataleti bazen ona doğru bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Her zaman değil ama bazen. Atalet ona diyor ki bak donanımın eksik. Sen öğrenmeyi öğrenmemişsin. Yani okuma tekniği, anlama tekniği, hafıza teknikleri üzerine çalışmamışsın. Önce öğrenmeyi öğren, öğrenme verimliliğini artır. Birim ders çalışma zamanında daha iyi çıktılar, sonuçlar alacaksın. Yani aynı zamanda, aynı sürede daha iyi. Şu anda senin ders çalışma tekniğin çok kötü. Dolayısıyla da kendini zorlasan da istediğin çıktıları alamıyorsun. Bu nedenle de bu verimsiz yöntemle, yani öyle internette karikatürler vardır ya, böyle adam bir at arabası gibi bir şey yapmış veya bir taşları yuvarlıyorlar. Bazıları kareli taş yuvarlıyor. Bir tanesi onu daire, silindir hale getirmiş. Silindiri yuvarlıyor. Silindiri yuvarlamak daha kolay. Şimdi kareli bir taşı yuvarlamaya kalkarsan hep daha çok çaba harcayacaksın. Yani problem motivasyonda değil, metotta olabiliyor. Orada atalet haklı olabiliyor. Atalet diyor ki git önce, gayretten önce metot öğren. Yani ders çalışma tekniklerini dört dörtlük öğrendin. Hafıza, hatırlama gücü, kavrama teknikleri, not alma teknikleri, bunları çok harika yaparsan o zaman ben de seninleyim. Yani çaba, gayret, azim, dirayet, enerji, o da seninle olacak belki. Ama sen verimsiz bir metodoloji izliyorsan zaten o zaman sen kendine de yani istediğin o kör baltayla ağaç kesmeye çalışıyorsun. O zaman duracaksın. O Stephen Covey'in de dediği gibi baltayı bileyleyeceksin. Bu baltayı bileylemeksizin ondan sonra da kör baltayla kesip yoruldun ve sonra da dedin ki ben tembel biriyim. Hayır. Metodik eksiklik var. Yani doğru teşhisi koymak da çok önemli bir şey. Ya bazen o kadar komik bir şey oluyor ki. Demir eksikliği var bildiğin. Yani fizyolojik nedenlerle halsizlik hisseden kişi gelip karşınıza atalet sorunu olduğunu düşünebiliyor. Yani olayın psikolojiyle hiçbir alakası yok. Tamamen fizyolojik nedenler. Yani bunları da doğru ayarlamak lazım. Fizyolojik atalet, psikolojik atalet, zihniyet atalet, entelektüel atalet. Yani tembelliğin yüce erdemli bir şey olduğunu, çalışmanın kötü bir şey olduğunu düşünüyorsan bu entelektüel atalettir. Çünkü senin zihniyetin zaten çalışma karşıtı. Şimdi bir de duygusal atalet var. Duygusal atalet zaten yılgın, yorgun, bütün duyguların ağır yaralı, canından bezmiş, depresif bir moddaysan bu duygusal atalet biçimi. Ama bir de fizyolojik atalet var. Gerçekten C vitamini almazsan, işte D vitamini eksikliğin varsa, demir eksikliğin varsa, yani diğer tıpçıların daha iyi bileceği üzere, yani fizyolojik enerjinin de sonuçta bu da bedenin yakıtla beslenmesi lazım. Benzin konması lazım arabanın gitmesi için. Düşünce gücüyle araba çalışmıyor yani. Onun için de yanlış çözümler uygulamamaları lazım. Yani fizyolojik ataletleri, yani fizyolojik nedenlerle ataleti var. Ama bizimki buzdolabının kapağına motiveci söz yapıştırıyor. Yanlış yani. O nedenle önce bu mekanizmayı anlamak, tanımak, nasıl çalıştığını keşfetmek. Sonra kendisindeki döngünün niye çalışmadığını İyice bir kavraması lazım. Sonra da metotla çalışması lazım. Tekrar onu da söyleyeyim, yani öğrenme gibi. Ders çalışma tekniğini, iş yapış tekniğini, işini iyi yapanın motivasyonu da yüksek oluyor. Çünkü yaptığının karşılığını tak diye alıyor. Ama iş metodunuz yanlışsa ne oluyor? O işte işten iyisiniz, verim alamıyorsunuz. Başkaları da onu çok takdir etmiyor. Bu sefer işte o şey başlıyor. Hani negatif kimya, karanlık bir enerji başlıyor oradan. Yani ben birinci sınıf yeteneğe, birinci sınıf metoda, birinci sınıf nasıl yapılırın bilgisine çok inanıyorum. Önce bunu bir çöz. Birinci sınıf iş yapıyorsun ama motivasyonun düştü mü? Ben seni yarım saatte ayağa kaldırırım. Ama iş yapış biçimin yanlışsa onu öğretmek 3 ay alacak, 4 ay alacak. Onu öyle yarım saatte çözemezsiniz. Yani ana hatlarıyla böyle. Bizi durduran biziz. Harekete geçirecek olan biziz. Sorumlusu bunun biziz. Ama bu bizi suçlama hakkını vermiyor. Başkasını suçlamaya da gerek yok. Öğrenmek. Başkasını da suçlama, kendini de suçlama. Nasıl yapılacağını öğren, uygula ve bu sorunu bütüncül, sistematik bir şekilde çöz.
Yoksa hayatının sonuna kadar kendini ne zaman geçireceksin? Yani ömür boyu, ortalama yaşam süresi 78 yıl. Yani tembel ve başarısız yaşamak için hayat çok uzun. Doğru, yani kesinlikle doğru. Şimdi iki soruyu aslında birleştirmek istiyorum. Bu soru çok fazla gelmiş. Özgüven ve özsaygının farkı nedir? Ve özgüvensizlik başarıyı nasıl etkiliyor? Şöyle bir, bu konuda kritik bir ayrım var. Hatta Rosenberg'in araştırmalarını okuyabilirler insanlar bu konuda. Onun güzel teorileri var. Şimdi bir öz değerlilik var. Bir de öz yeterlilik var. Öz değerlilik ta çocukluktan geliyor hani. Çocukken anneniz koşulsuz, şartsız, böyle sevgi dolu, sarılan bir domestik bir anneniz varsa, karşılıksız o sevgi ilişkisini etkileşimde yaşamışsanız, bu öz değerlilik koşulsuz sevmek ve koşulsuz kabul edilmekten besleniyor. Ben değerliyim. Başarılı olmasam da, performans göstermesem de, sevilecek gibi numaralar yapmasam da, olduğum halimle, fazlasız eksiksiz, tam otantik halimle değerliyim. Beni bu halimle kabul edecek yeterince insan var dünyada veya işte benim sevdiklerim beni bu halimle seviyorlar. Annem, sevgilim, eşim veya şu bu. Bu varoluşsal kabul. Bu öz değerlilik duygusunun kaynağı. Bir de öz yeterlilik var. Öz yeterlilik ise daha yetenekten, bir işin kompetanı olmaktan, beceriden, üstünlükten, yapılamaz olanı yapmaktan, rekabet üstünlüğünden, diğerlerine göre kıyaslama, daha işle ilgili veya belli becerilere dayalı. Yani birisi vardır, güzel doğar ya, bir yetenek değildir ama doğuştan gelen bir özelliktir. Kazanmak için olimpiyat sporcu gibi çalışmamıştır ama o da bir özgüven kaynağı olabiliyor. Dolayısıyla öz değerlilik, öz yeterlilik. Şimdi bu öz değerlilik öz saygıyı besliyor psikoloji kavramı olarak. Öz yeterlilik de kendi ayakları üzerinde duran ve bir işte çok iyi yetenekli de olan, hani illa ilk üç falan olması gerekmiyor. Kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kendine yetebilen, öz yeterliliği olan, buna özgüveni, eğitimi, donanımıyla bunu sağlamış olansa özgüven. Yani öz saygıyla özgüven arasındaki ince nokta bu. Özgüven, özgüvenliyim çünkü ben bunu iyi yapıyorum diyor. Öz saygı, bakın kanıt aramıyor dışarıdan. Diyor ki, yani şey olarak yeteneğe dayanmıyor. Diyor ki, seviliyorum, koşulsuz, kayıtsız, şartsız beni varoluşumla seven insanlar var. O halde değerliyim diye, hani bu şey. Şimdi burada kadın ve erkek farkı da var ilginç bir şekilde. Yani bu mesela kadınlarda bu impostor sendromu ya da imposter sendromu denilen şey. Bakıyorsunuz mesela çok özgüveni çok yüksek olan, araştırmada bu çok çıkıyor. Özgüveni çok yüksek, öz yeterliliği çok yüksek olan kadınların öz değerlilikleri aynı derecede yüksek olmayabiliyor. Aslında ben sahteyim, benim başarım sahte. İnsanlar bir gün aslımı görecekler. Hani öyle bir roman vardı ya, beni gerçekten tanısaydın yine de sever miydin diye. İçinde böyle kendi kendini yiyen bir sorgulayıcı olabiliyor. İlginç bir şekilde başarılı kadınlarda bu daha fazla oluyor. Şimdi yani öz yeterliliği burada kadının, şöyle söyleyeyim grafik olarak, öz yeterlilik burada, hak edilmiş özgüven burada ama öz değerlilik duygusu, yani kendine atfettiği olduğum gibi sevilirim düşüncesi burada. Bunun arasındaki farka imposter sendromu ya da impostor sendromu deniyor. Şimdi işin komik tarafı, erkeklerde ise tersi söz konusu. Dunning-Kruger sendromu. Yani erkeklerin donanımı burada fakat kendilerine verdikleri değer, yani şu kadar donanımdan dolayı kendilerine atfettikleri değer burada. Bu da Dunning-Kruger sendromu. Yani gerçekte becerisinin, yapabilirliğinin ötesinde bir kendine kişisel değer atfetme. Yani böyle de bir ilginç öz değer krizleri erkeklerde olduğundan abartma şeklinde, kadınlarda olduğundan eksiltme şeklinde görebiliyor. Hepsinin işte sosyal psikolojide kavramsal karşılığı da var. Bu mekanizmaları anlamak önemli. Çünkü değerlilik duygusu, öz değerlilik duygusu daha düşük ama öz yeterliliği, yeteneği çok yüksek olanlar, hani böyle 27'likte intihar eden kişiler vardır ya, böyle işte Amy Winehouse ve benzeri o grup, 27'de intihar edenler kulübü. Hani onlarda böyle bir şey var. Mesela Marilyn Monroe'da da bu var. Yani Marilyn Monroe bunun bir örneğidir mesela. Hani öz yeterliliği çok yüksek ama öz değerlik duygusu düşük. Dolayısıyla hep bir kendini sorgulama, hep bir kritize edici iç ses. Eleştiren bir iç ses. Kendi kendinin güveyi oluyor yani. Kendini yiyor yani. Böyle bir güve gibi kendini yiyor. Yani bu anlamda bunların ikisinin de mekanizmasını anlamak çok önemli. Bunların hepsinin artık teknolojiler üretilmiş durumda.
Hani nasıl ki teknolojide böyle bir anda bir şey buluyoruz ve aa hani mesela Zoom'un bu kadar böyle işte özellikleri olduğunu bilmiyordu birçok insan değil mi şeyden önce. Ama karantina döneminde bir anda üretken teknolojik araçları keşfettik. Vay bu da bunu kolaylaştırıyormuş, bu da bunu kolaylaştırıyormuş. Bunun gibi aslında özgüven ve öz saygının her ikisinin de nasıl çalıştığını ve sağlıklı hale getirilebilme metodolojileri var. Sağlıksız öz değerlilik duygusu. Bazen iyi de olabiliyor. Bu yüzden daha hırs yapabiliyor insanlar, daha çalışkan olabiliyorlar. Ama bir yerden sonra zarar veriyor. Yani kabul edilebilir düzeyde. Stresin de bir yere kadar yararlı, harekete geçiriyor ama sonrası zararlı. Yani bu anlamda değersizlik bazı duyguları da insanı böyle bir harekete geçirebiliyor. O yönden iyi olabiliyor. Hafif böyle komplekslerin olması. Çünkü biz buna kompleks diyoruz pratikte. Ama bu bir yerde de bir yerden sonra zararlı. Başarı bu anlamda iyi bir terapidir. Birinci sınıf gerçek. Güçlü bir başarı kazandığınız zaman iç dünyanızdaki o çatlakları da kapatıyor. Yani o değerlilik krizleri, yeterlilik krizleri, kendinizin o hani içinizden sizi kritize edenin hemen eline kanıtlarla çat diye belgeleri sunuyorsunuz ve susuyor yani. Hani sonuç susturur. Sonuç sözü söylenimi şikayeti susturur. Bu anlamda özgüven, öz saygı arasındaki fark nedir? Öz değerlilikle öz yeterlilik arasındaki fark nedir? Bunları Google'dan güzel makaleler araştırıp okuyabilirler ve şuna da dikkat etmelerine yarar var. Yolun başında ve 20'li yaşlardaysanız kendinize bir özgüven avansı vermelisiniz. Yani kendinize bir başarı kredisi vermelisiniz. Hani yolun başındaki insanların kredi almaları gibi işletme kurarken girişimcilerin. Yani kanıtla hareket ederseniz 20 yaşınızda bu yanlış bir şey. Kanıtlarla değil, hayallere inanarak özgüven avansı vermelisiniz. Bir başarı avansı, özgüven avansı. 40'a gelince artık bilançolara bakabilirsiniz tabii ki. Artık öyle yani sadece hayaller değil, skor tabelasıyla da kontrol yapabilirsiniz. Özgüveniniz donanımınızın bir iki tık yukarısında, bir tık yukarısında olabilir. Hayalleriniz iki tık yukarısında, üç tık yukarısında olabilir. Yani en üstte hayaller, sonra özgüven, sonra donanım. Şimdi donanım burada kalıp hayal çok yukarı giderse yanlış. Veya özgüven donanımın çok ötesine geçerse işte Enver Paşa sendromu değil mi yani hani buradan gidip bütün her yeri yeneceğini zannediyor. Atatürk'ün Enver Paşa'dan en büyük farkı bu. Atatürk mesela özgüveniyle donanımı orantılı gidiyor. Ama Enver Paşa'da bir ara hayal donanımı veya eldeki imkanları aşabiliyor. O anlamda şey yapmakta yarar var. Yani bunları hizalamak ve bir de kendinize kanıtlar üretin. Yani gerçekten oturup metot geliştirin. Hafızanızı geliştirin. Yabancı dilinizi geliştirin. Günde 20 tane kelime ezberlemeye çalışın. Diyelim basitçe bir örnek olarak söylüyorum. Psikolojik iç yönetim tekniklerinizi geliştirin. Bunu yapa yapa bilgi, beceri ve donanımınızı güçlendirdiğiniz zaman artık özgüvene ihtiyacınız bile kalmayacak. Çünkü zaten yapabiliyorsunuz. Yani yapabilen insanın özgüvene çok fazla ihtiyacı olmaz. Yani zaten diyelim ki kendinize ayırdığınız deneme sınavı testlere giriyorsunuz ve çatır çatır yapıyorsunuz zaten soruları. Artık kendime inanıyorum, kendime inanmıyorumun bir anlamı yok. Zaten yapabiliyorum. Yani bu anlamda kafanız karışacak, ya başarabilecek miyim, başaramayacak mıyım diye tereddütler yaşayacaksınız. Buradaki o tartışmaların parçası olmak yerine oturun ve ders çalışın. Ve daha iyi çalışmanın metotlarını çalışın. Yapın, görevinizin günlük gereğini yapın ve daha iyi nasıl yapacağınızın metodolojisini çalışın. Sizi bu kurtarır. Yoksa kendi içinizde 7500 saat ben kazanabilirim, ben kaybedebilirim, ben kazanabilirim, ben kaybedebilirim. 7000 tartışma yapabilirsiniz. Başarı bir içsel tartışma meselesi değil. Görevin gereğini yaptıkça başarılı olacaksınız. Hatta bu anlamda eylemi, görevin gereğini yapan insanlar o tartışmaya zaman da bulamaz zaten. Boş durman lazım ki o tartışmalara uğraşasın. Bu anlamda ben özgüvene değil, metoda, sıkı çalışmaya ve daha iyi nasıl yapılırın optimize etmenin arayışın içinde olmaya inanıyorum. Kafanız karıştıysa tek yapacağınız bir şey vardır. Daha çok çalışın. Öğrencisiniz. Gerçekten söyleyeyim yani o iç çatışmaların sizi sabote etmesine izin vermeyin. Kafanız karışacak. Benim de karıştı. Herkesin karıştı. Binlerce biyografilerde falan da gördüm. Kafaları karışıyor. Hiç kimse her zaman emin değil. Ama bütün mesele şu. Kafan karışınca duracak mısın? Öğrencisin mesela. Ders çalışacaksın. Ne yapacağını biliyorsun zaten. Tabii ki başka konularda durman gerekebilir. Ama öğrenciyken ne yapacağını çok net. Üniversitedeyiz. Orada çalışmaya devam etmek. Yani eylemde istikrar önemli. Teorideki o iç çatışmalarda entelektüel galibiyetler kazanmak değil. Hatta özgüvenini çok o iç çatışmasında özgüvenini çok iyi yükseltmiş, kazanmış ama ders çalışmayan insan gene kaybedecek. Sonuçta ders çalışırsan kazanacaksın. Özgüven amaç değil araç.
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Hatta ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi birazcık daha o son bir soruya geleceğim. İşte umut mu, inat mı daha çok başarı getirir diye. Bana mesela öğrenciler şeyden bahsediyorlar. İşte pozitif düşünüyorum, pozitif enerjim var, pozitif şeyler olacak. Ama ben de diyorum ki yani bu Secret kitabından geliyor aslında birazcık. İşte ben pozitif düşünsem pozitif şeyler başıma gelir diye. Ben diyorum ki bu ümit ediyorsun, yani düşünüyorsun ama eylem nerede? O yüzden bu soruyu sormak istiyorum. Umut mu, inat mı daha çok başarı getirir? Yoksa ben böyle sabahtan akşama kadar pozitif düşürüp pozitif enerji çağırıyorum tarzında. O bakış açınız nedir o iki, bu özellikle bu soruda? Ben başarının çekileceğine inanmıyorum. Başarının imal edildiğine inanıyorum. Başarının malzemeleri var. Azim, kararlılık, çaba. Birinci sınıf beyinlerle ilişkiler halinde olmak, yani onları tanımak da önemlidir. Sadece torpil anlamında söylemiyorum, onların beyinlerinden alacağınız bilgiler anlamında söylüyorum. Stratejisini kendini besleme, bilgiyi doğru edinme, bunun gibi başarıyı siz içinizde üretirsiniz. Hatta başarı miras da kalmaz. Yani başarılı insanların çocukları başarılı olur diye bir şey yok. Mesela şöhret miras kalır, servet miras kalır ama başarı miras kalmaz. Yani her insan kendi başarısını üretmek zorunda. Böyle bir adil de bir tarafı var, hoşuma gidiyor başarının o tarafı. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman başarıyı çekmek diye bir şeyin söz konusu olduğuna inanmıyorum. Ancak başarıyı belli bir yerde çeker mi? Çeker, ama çeken senin böyle secret yapman değildir. Başarı momentumu diye bir kavram var. O da şu. Şimdi sen içinde başarılı olmak için hedef koydun, plan yaptın, kendine inandın ve çok sıkı çalıştın. Birinci sınıf yetenek geliştirdin. Birinci sınıf yetenek dediğim de şu. Yani daha 38 yaşındayken Picasso Fransa'da bir evin resmini yapıyor ve o kadar iyi yapıyor ki tabloyu alan kişinin verdiği parayla evi satın alıyor. Ve bu Güney Fransa'da kocaman birkaç katlı ev yani. Yani birinci sınıf yetenek. Şimdi bir örnek olsun diye bunu söyledim. İnsanların başarı nasıl çekerde kalmıştım. Başarı nasıl çekerin cevabı şu. Buna Matthew etkisi falan da kullanıyorlar ya, Amerika'da falan da. Hani ZIPF yasası da diye bir adı da var. Ekonomistler de öyle diyor. Başarı parayı çeker yasası şu. Sen içinde hedef koyuyorsun, plan yapıyorsun. Birinci sınıf yetenek geliştiriyorsun. Sonra gidiyorsun. Bunu dış dünyada skor tabelasına sonuca çeviriyorsun. Sonuca çevirince başka insanlar da bunu görüyor. Senin ne kadar başarılı olduğunu görüyor. Görünce sana yatırım yapmaya başlıyorlar. Yani aktörsen seni başrolde oynatmaya başlıyorlar. Şirket sahibiysen şirketine hisse olarak yatırım yapmaya başlıyorlar. Gibi. Burada işte başarı çekmeye başlıyor. Yani başarı çeker ama sen başarı çekemezsin. Yani başarı çeker. Bu bir metallerin yapısı gibi yani. Mıknatıs her şeyi çekemez. Öyle düşünmek lazım. Umut mu, inat mı daha çok başarı getirir konusu veya başarıya gider? Bunu da şöyle bir kavramsal olarak, şöyle bir ayrımla düşünebiliriz. İki türlü motivasyon var. Biri proaktif motivasyon, öbürü reaktif motivasyon. Proaktif motivasyon şu: ben bir şeyi başarmayı hayal ediyorum, tutkuyla istiyorum ve harekete geçip onu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Ressam olmak istiyorum ve gidip resim yaparak olmaya çalışıyorum. Bu proaktif motivasyon. Reaktif motivasyon ise tepkisel. Birine kızıyorum, ona inat, gidip bir şey başarmaya çalışıyorum. Yani proaktif motivasyonda daha çok pozitif, kendi inandığın değerler vardır. Karakterini yansıtan değerler vardır. Ama reaktif motivasyonda daha çok gurur vardır. İncinmiş bir gurur vardır. Yani gururun intikamıdır. Onun için hani en iyi başarı yöntemi intikam almaktır diye laflar falan var ya, işte böyle çok paylaşılan laflarda. Ya bu anlamda reaktif başarının Türk atasözlerine karşılığı şu: komşuya, mal sahibine kızıp mülk sahibi olmak. Ben de orada bazen şunu söylüyorum. Eğer senin zaten mülk sahibi olma kapasiten varsa neden mal sahibine kızma gereği duydun? Yani illa negatif bir trigger, tetikleyici böyle bir şey. Yani bazı insanlar inatla daha başarılı oluyorlar. Özellikle Türk filmlerindeki o fakir ama gururlu genç vardı durumu olduğunda. Gururu motivasyonundan daha yüksek olanlar bu şeyde daha fazla oluyor. Yani birisi onları incitiyor. Bir patron veya terk eden bir sevgili, sen yoksulsun falan diyor. Bu bir kızıyor ve ondan intikam almak için gidip başarılı olmaya çalışabiliyor. Yani bu anlamda inatın tetiklediği başarı hikayelerinde, ki Türkiye'de çok fazla bu arada, inattan gelen başarı hikayesi, yani bu anlamda böyle checklist işareti gibi, yani herhangi bir başarılı insanın böyle geçmişine gidiyorsun, diyorsun ki ilk kırılma noktan neydi? Ne oldu da hani hayat çizgin böyle bir kırılma noktası oldu? Ve gerçekten birçoğunda çok belirgin bir şekilde aşağılama, hakir görülme, incitilme, küçümsenme gibi bir şey görüyorsunuz. Ve küçümsenmiş,
vay diye içinden böyle kızgınlığını tam kırılma noktası oluyor hayatında ama içinden de bir kırılıyor. Yani kapasite var ama tetikleyici daha çok böyle. Yani aşağılama duygusu yükselen insanlar yaratabiliyor bazı insanlarda. Özellikle bu etnik gruplarda Amerika'da siyahilerde falan da olabilir ya böyle bir şeye maruz kalınca. Umut mu inat mı? Mesela bir İskandinav'da inat başarı getirmez. Umut başarı getirir İskandinav'da. Ama Meksikalılarda belki inat umuttan daha çok başarı getirebilir. Ama burada kişiye göre doğru cevap değişiyor. Yani illa bunlar böyle kategorik cevaplar. Ama kişi bazında bazı insanlarda böyle ters bir şey söylediğin zaman motive olmak yerine tamamen pes edebiliyor veya tamamen vazgeçebiliyor. Ama bir başkası ise vay sen bana yapamazsın mı dedin diye inat ediyor ve gidip yapıyor. Bunlar inattan başaranlar. Kişiye göre doğru cevap değişiyor. Öyle söyleyeyim. Bunu tanıyan, bunu bilerek kullanan da var. Çok insanın biyografisinde gördüm. Michael Jordan mesela gidip hayali düşmanlar yaratıyormuş kendine. Yani hayali düşmanlar ona buna çatıyor. Maçtan birkaç gün önce diyor ki o bana böyle dedi. Sonra da maçtan sonra da çıkıp diyor ki evet dememişti. Yani o ortalığı kışkırtıyor ki rekabet ve kendini provoke ediyor tabiri caizse. Onda öyle çalışıyor çünkü rekabetçi bir insan. Yani kendi özelliğini tanımak, başarıda bu çok önemli. Kendi özelliğini tanımak, kendisinde nelerin çalıştığını anlamak, sağlıklı sınırlar içerisinde bunları kullanmak iyi olabiliyor. Size sormayı unuttum. Sizin söylemek istediğiniz, sizi şu anda izleyen üniversitedeki, lisedeki öğrenciler için, onların aileleri için, işte çünkü dediğim gibi stres geliyor şu anda tabii ki de bu sınavla. Genel olarak hayatları anlamında onlara söylemek istediğiniz herhangi bir son söz var mı? Dediğim gibi benim belki sormayı unuttuğum olabilir. Temel bazı mesajlarım var hayatta inandığım. Bunlardan biri şu, başarılı olmak öğrenilebilir. En temel noktalardan biri. Yani bunun bir bilgisi var. Bugün dünyanın en iyi beyin cerrahı 3 yaşındayken nöron demeyi bilmiyordu. Yani beyin hücresinin resmini bile muhtemelen çizemezdi, tanıyamazdı. En iyi pilotu işte 3 yaşındayken uçak kullanamıyordu. Bunlar nasıl bunu yaptılar? Öğrendiler. Nasıl yapılacağını öğrendiler ve yapabildiler. Bu anlamda hayatı uzun bir maraton gibi görebilirler. 78 yıl ortalama Amerika'da ve Türkiye'deki ortalama yaşam beklentisi. Dolayısıyla da bu süreyi nasıl kullanacaksın? Hayatında ne yapacaksın? Zamanın, enerjin ve emeğin belirli kısıtlar içerisinde var. Bunu neyi üretmek, neyi var etmek için kullanacaksın? Burada kendini ikna etmek için özellikle varoluşsal değerlerini yansıtan şeyleri kale almalarına yarar var. Yani mesela özgürlüğe çok değer veren, özgürlük yüce değerse onun için, başarının onu nasıl özgürleştireceğini düşünmeli. Ayrıca üniversite sınavı ile ilgili tabii ki yani şu anda böyle kalan diyelim bir süre içerisinde yapılacak 3-5 şeyle ilgili taktikleri ben çok bilmiyorum. Onları rehber öğretmenler falan yani varsa eğer öyle bir taktikler onları yapabilirler. Ama en temelde şu, hayatın bütününü bilip işte karakteriyle uyumlu bir kariyer seçmekte yarar var. Mizacıyla uyumlu bir meslek seçmekte yarar var. Ve uzun koşucu olabilirler. Yani bir iyi 100 metreciler vardır. Bu üniversite sınavında iyi bir puan yaparlar. Ama sonra solukları kesilir. Bir de maratoncular var. Üniversite sınavında orta halli bir üniversite kazanırlar belki. Ama onlar maratoncudur. Yani dehşet bir dayanıklılıkları vardır. Ve hayat yarışlarında gittikçe zamanla acayip bir şekilde öne çıkabilirler. Yani bu anlamda 100 metreciler mi yoksa maratoncular mı? Kısa zamanda yüksek hız yapan ama sonra diri çıkan yani 100 metrecilerden mi yoksa ciğer yapıları ve kasa yapıları daha dayanıklılığa dönük olan ve zaman içerisinde gittikçe yükselen uzun süre doğru bir şey yapabilecek yani 30 yıl başarının gereğini doğru dozda doğru şekilde yapabilecek biri mi? Bunu da bilip bunu da bir stratejik avantaja çevirebilir. Yani öyle maratoncuysa bu sınavda orta halli bir şey kazansa bile kendini çok şey yapmayabilir, uzun zamana oynayabilir. Yani uzun vadeli başarılara yönelebilir. Yani onun dışında diyeceğimin ana hatları bunlar. Yani kendilerine başarı armağan etsinler isterim. Başarılı hayat çok güzel. Hayal ettiklerini hayatında görmek gerçekten kendine sunduğun güçlü de bir armağan aynı zamanda. 80 yaşında bir sallanan koltukta oturup böyle yayılanırken hayatın üzerine düşündüğün zaman yaptıklarının, başardıklarının ve potansiyelini performansa çevirebilmenin hesabını kendine verebilecek misin? Yani bu kriterle düşünmekte yarar var. Geriden gelmek yani daha doğrusu sondan başa doğru düşünmek, tersine mühendislik yapmak. Bu anlamda eminim ki başarı zekası yüksek olan, senin sayfanı takip edenler zaten belli ki gelişim odaklı, kariyere değer veren insanlar. Onlar zaten bunu yapıyor olmak bile başlı başına onların potansiyel hakkında olumlu bir fikir verir bize. Yani kedi videosu izlemek yerine kedileri şey yapmıyorum da hani
kariyer videoları izliyorsa bir insan, bu daha gelişim odaklı olduğu anlamına gelir. O gelişimini, gelişim ilgisini bilgiyle besleyip onları da hemen uygulamaya çevirip böylece ilerleyerek gitmekte yarar var. Soruları yanıtladığınız için ben tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Söylemek istiyorum, size de yüzünüzü de söylemiştim Amerika'ya geldiğinizde sizinle buluştuğumuzda. Ben bir kere burada izleyicilerle de paylaşmak istiyorum. Benim kendi başarımda, kendimi böyle hani bir sonraki hedefim ne olabilir dediğim zaman gerçekten kitaplarınızı açıp açıp tekrar okudum. Ya bu işte LinkedIn'deki çalıştığım zamanki birine gelip ziyaret etmiştiniz. Google'a geçişimde, Stanford'a geçişimde, hepsinde okuduğum, yani kendimden şüphe edip ben bunu yapabilir miyim dediğimdeki kitaplara dönüp baktığımda ilk aldığım kitap her zaman sizinki oldu. O yüzden çok öneriyorum, yani bütün kitaplarınızı beni izleyen kariyere ve gelişime açık öğrencilere, bunu bir de ben buradan tekrar söylemek istedim. Çok sağ olun, iyi ki geldiniz buraya. Ben de çok teşekkür ederim bu güzel sözler için. Benim de bunlar benim için yazma nedeni oluyor. Yani yazdığım işte 20'den fazla kitap var ve kitap yazmak gerçekten kişisel disiplin, karantina koşulları, böyle içe kapanmayı, kendinizi karantinaya almak, garantinaya almak, hatta karantina değil de garantina. Böyle bir şey gerektiriyor ve senin gibi böyle sen harika işler başarıyorsun, hikayeni takip ediyorum. Gerçekten odağını, odak, idrak ve irade. Hani üçlen, yani senin başarından bir ders çıkartacaklarsa odak, idrak ve irade gibi düşünelim. Yani odak, fokusunu koru, yolundan ayrılma, yönünü şaşırma, dağılma, odak, odağını koru, yoğunluğunu koru. İdrak dediğim bilinç, öğrenme, hep açık akıllı olmak, o open minded olmak, bilinçlen, idrak, bilinç ve irade. Yani öğrendiğini uygula, bir sonrakine geç. Uygula, otomatize et, davranış alışkanlık havuzuna at ve bir sonraki yeni bilgiye geç. Yani bu anlamda senin başarını hakikaten gururla, ilgiyle, mutlulukla izliyorum. Harikasın. Yani ben bunu şey olarak görmüyorum. Yani o senin ince ruhluluğun, bunların, yani kitaplar böyle bir şeyler için yetmez. Sen zaten başarılı olacak olan insandın. Kitaplar bazen böyle harita gibi. Yani sen o gideceğin yolda, sen gitmedikten sonra o haritalar, elindeki haritalar çok işe yaramaz. Dolayısıyla başarını izliyoruz. Çok teşekkür ederim bana da böyle bir fırsat verdiğin için. Mimin Bey'e bu röportaj için çok teşekkür ederim. Eğer benim sormayacağım soru varsa lütfen aşağı yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bu arada size hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere sizden sadece bu videoları sevip sevmediğinizi sadece yorumlar üzerinden algılayabiliyorum. Yani abone olmanız o kadar da önemli değil benim için. Sizin yorumlarınızı duymak benim için çok önemli. Çünkü bu şekilde bu videoları beğenip beğenmediğinizi ya da atıyorum aklınıza başka soru olmadığını bu şekilde algılayabilirim. Eğer benim yaptığım videoları desteklemek istiyorsanız gerçekten yorum yazmanız benim için çok çok önemli. Yarın yeni bir videoda sizden yorumlarda yazdığınız sorulardan herhangi bir tanesini seçip o şekilde video oluşturuyor olacağım. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.